Derin başladığı yere de gitsek yine de bulamayız Kar. Katiller belli aslında. Ama hiçbiri gerçek katil değil. Sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Ben Nedret Avşar, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Bugün çok ilginç bir programla sizlerle birlikte olacağız. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız, şehir tiyatrolarının Macbeth oyununu buluşturmuştum sizlerle. Hani böyle yılan şeklinde kuklalar, Macbeth'in ve Lady Macbeth'in kuklaları vardı. Kuklaları konuşturuyorlardı. İlginç bir oyundu, hatırlayacaksınız. Bugün farklı işlenmiş, aynı konuda bir oyunla beraberiz. Biz şu anda Karakutu Tiyatro'dayız. Tünelde, Beyoğlu'nda. Yerimiz, mekanımız Karakutu Tiyatro. Fakat Tiyatro Vira bu programı hazırlamış. Oyunumuzun adı Lady Macbeth ve diğerleri. Güzel güzel arkadaşlarım yanımda şu anda. Oyunda oynayacaklar biraz sonra. İlginç kostümler giyecekler. Biz sahnedeyiz şu anda, gördüğünüz gibi. Bu arada acele de ediyorum. Oyuna yaklaşıyorlar çünkü sevgili seyirciler, böyle hızlı hızlı oluyor. Gördüğünüz gibi akrobasi var oyunda, müzik var. Daha neler var neler, yazarı yanımızda. Önce şöyle bir arkadaşların isimlerini ben size sunayım. Sonra yazar ve sunucu, pardon, oyuncu arkadaşımla da acele acele böyle. Evet sevgili seyirciler, dediler ki makyajımız çok ağır bizim, aman hızlı olsun. Ben de böyle dilim sürçe sürçe. Arkadaşlar isminizi alabilir miyim? Nilay Birani. Evet. Ayça Yurtarslan. Neslihan Çakıner. Funda Pınar Gözü. Asya Özkök. Evet, memnun oldum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Neslihan Hanım, sizle başlamak istiyorum. Bu oyunun yazarısınız aynı zamanda. Hı-hı. Yönetmenisiniz. Aynı zamanda da oynuyorsunuz. Evet. Lady Macbeth sizsiniz. Evet. Bu fikir nereden çıktı? Farklı bir oyun çünkü bu. Biraz bizi açar mısınız? Neler söyleyeceksiniz? Yani aslında fikir 3 sene öncesinde çıkmıştı, yazılmıştı ama belli aksiliklerden dolayı sahnelenemedi. Hem benim Tiyatro Vira'nın altında bir serseri tiyatro vardı, öğrenci grubu. Onlarla bir şeyler yapmak, denemek istedim. Sonra yavaş yavaş böyle şekillenmeye başladı. Ekip değişti. Yani şu an mesela ilk Tiyatro Vira'nın Lady Macbeth'e diğerlerindeki oyuncu kadrosundan hiç kimse yok. Herkes sıfırdan böyle bir Allah kuruldu. Allah aşkına yeniden kuruldu. Gibi oldu. İkinci gösteri değil mi bugün? Evet, Hanım, Eylül başladınız. İkinci gösterimiz. Üçüncü kere sahneye çıkacağız. Bir de seyircili genel provamız vardı. Orada bir heyecanımızı attık. Harikasınız. Bugün de 3 olacak gibi. Disiplinler arası bir şey olduğu için yani ciddi bir sanat ekibiyle çalıştık. Hani şu an burada 5 kişiyiz ama toplamda 21 kişilik bir ekip var aslında. Oo, evet. Her şey böyle ince ince bir mühendislik tasarımı gibi detay detay çalışıldı. Oyunda DMT kullanılıyor. Merak edenler Google'a bakabilir. Açıkla, bence açıkla izleyicilerimiz. DMT ne? Şöyle, oyunun çıkış amacı da öyleydi aslında. Şu an bizim jenerasyonumuzda özellikle antidepresan ve uyuşturucu madde bağımlılığı çok fazla. O da belli bir sistem baskısı vesaire. Yani jenerasyona sıkışma durumundan kaynaklı. Buna çözüm olarak ben bir tez sundum. Bu da sanatın da uyuşturucu olabileceğiydi. O da sadece doğum ve ölüm anında salgılanan DMT'nin, ki bunun en başa dönersek antik Yunan'daki bu işte esrime anı, katarsis dediğimiz duygu var ama sonrasında unutulmuş bir şekilde dramatik tiyatroyla, ki bizde bir de geleneksel bir zemin olduğu için tamamen epik algıyla oyunlar yapılıyor. Bizim oyun da gerçi biraz epik. Süreç drama zaten değil mi? Ona bir örnek sizin oyununuz. Evet. Ve Lady Macbeth'in aslında o intihara giden sürecinde ne oldu? Yani o karar nasıl alındı? Çok fazla çünkü Lady Macbeth'le ilgili soru işareti var ana metinde. Pişmanlıktan ellerini yıkıyordu devamlı falan değil mi? Evet. Halüsinasyonlar görüyordu. İşte o halüsinasyonu biz biraz seyircinin görmesini istedik aslında ama gördüğü halüsinasyon oyunun sorgusu içerisinde aslında herkesin tarihsel bellekle hesaplaşmasına götürüp biraz daha bilinçaltına indirip seyirciyi başka bir deneyimin içine sokuyoruz. Nörologlarla çalışıldı. Çok ilginç. Yani nasıl çıktı bu fikir böyle? Değil mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum. Yani nereden aklınıza geldi böyle bir şeye girişmek? Benim de kendi süreçlerim vardı. Kendi tedavi sürecimde seyirciyi de tedavi edeyim. Hadi canım. Tedavi olmak için gelebilirler o zaman. Evet tabii ki. Zaten şey, yani gerçekten bir psikolojik tedavi süreci sağlıyor. Oyunun tek bir yan etkisi var. Halüsinasyon. Olumlu etkisi de depresyon tedavisinde falan etkili diyoruz. Ki sanatın bütün dallarının... İzleyicilerin kafası karıştı bu arada. Yani Neslihan Hanım, toparlayalım birazcık olayı bence. Evet.
Yani oyun aslında sadece bu oyun için değil, genel olarak sanatın tutunulacak bir dal olmasını savunuyorum en başından beri. Bu gezi sürecinden başlayan, hı hı, bir süreçti. Dediğim gibi yine bizim jenerasyon odaklı ama bir üst jenerasyonda, çünkü sonuçta biz de bir önceki jenerasyonun 80 kuşağının çocuklarıyız. Ve hep aynı sorunları yaşıyoruz. Her ne kadar apolitik denilse de, evet biz de apolitik bir oyun yapıyoruz. Hiç politikaya, hı hı, suya sabuna dokunmak istemiyoruz da zaten, derdimiz, evet, o değil. Ama bizim kendimize has dertlerimiz var. Herkesin birey olarak başka dertleri tabii var, ki, başka tabii yalnızlıkları ki, tabii var. Tabii ki, hep sorunlarımız var. Ve o sorunlarla da yüzleşmek aslında o kadar kolay olmadığı için bir şekilde bir şeye tutunmaya ihtiyaç duyuyor insan beyni. O noktada antidepresana, hı-hı, ya da uyuşturucuya tutunmaktansa, hı-hı, yani kendi sürecim de o şekilde gelişti, sanata tutunmayı tercih etmek çok kurtarıcı olabiliyor. Yani umut dediğimiz şey biraz sanatta aramak. Evet. Bu sadece tiyatro için de değil. Yani opera, sergi, her resim, şey, bale, heykel, neyse. Herhangi bir sanat gerçekten umut pompalayabiliyor tabii insana. Ki, tabii ki. Düşünsene, sanata yönelse bütün toplum kavga olmaz, stres olmaz. Kesinlikle, değil kesinlikle mi? İnsanlar birbirini yiyor, cinayetler oluyor sürekli, kavgalar, trafikte, her yerde. Daha sakin olur herhalde insanlar, değil mi, evet, arkadaşlar? Evet, bir de Avrupa hani orta çağı atlatmış, Rönesans'a geçmiş, hı-hı, sanat ve bilimle geçmiş. Aslında hani nörologlarla çalışmamın sebebi de o. Hem bilimsel hem sanatsal bir oyun yapıyoruz. Evet. Şu anda çünkü biz de Orta Doğu'nun orta çağını yaşıyoruz gibi, hı-hı, bir durum var. O yüzden de işte cadılarımız var. Cadılarımız var. Azıcık hatırlatalım sevgili izleyicilerimiz, ya da mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur sevgili izleyiciler. Macbeth'in konusundan kısaca söz edelim. İskoç Kralı Duncan'ın başarılı bir generali vardır, Macbeth. Bir gün savaştan dönerken arkadaşı Banquo ile birlikte cadılar önünü keser. 4 tane cadı. Arkadaşlarımız bugün onları birazcık canlandıracaklar. Sizlere değişik makyajlar olacak. Derler ki işte şu makamlara geleceksin. Sonunda tabii ki şaşırır Macbeth. Ulak gelir. Birinci kehanet gerçekleşir. Bu da Kodor baronu olacaksın demesi. Hırs gelir bu arada. Eşiyle haberleşir. Eşi zaten yapısal olarak hırslı bir kadındır. Bugün acaba, arkadaşımız... Acaba? Buyurun. Tarihi tersine çevirecekler, evet, bugün. Büyük ihtimalle bildiğimizi, değil mi? Evet aynen. Kadın tabii hırslanır. Shakespeare'in eserinde. Planlar yapılır. Bu generalinin evine gelir. Kral, İskoç kralı. Bunlar da planla bir güzel öldürürler adamı. Neticede artık o kadar hırslanır ki çevresindeki arkadaşlarını da yok etmeye başlar. Başta Banquo olmak üzere samimi arkadaşı. Hırsından böyle hakimiyet hırsı artar bir hayli. Karısı pişman olur, ellerini yıkar falan, halüsinasyonlar görür. Derler ki intihar etti sonunda. Kral öyle bir şaşırır falan. Sonunda işte öldürülür bu İskoç kralının iki oğlundan birisi. Öldürür ve tahta diğer oğlan geçer. Soylarını, İskoçya'yı kurtarmış olurlar efendim. Yoksunuz. Ben yarattım sizi. Kimse sizi. Dileklerin hırslarla dolu. Acı çekiyorsun. Hadi yıka ellerini. Temizle ruhunu. Siz değil miydiniz kocamın aklını karıştıran? Sıra bana mı geldi? Eğer siz söylemeseydiniz. Yine yapardı. Yine yapardı. Yine yapardı. Yine yapardı. Yine yapardı. Yine yapardı. Gelelim sizin bağlantınıza buradan. Bizim bağlantımız şöyle, Macbeth ve diğer yani genel tiyatro tarihinde hep bir kahramanlık imgesi, hı, erkek, o ataerkil o kadar baskındır ki kadınlar hep arka plana atılmıştır, kadınların yaşadıkları kadın karakterler. Lady Macbeth bunların arasında Shakespeare'in yazdığı da en güçlü bir kadın karakterdir ama o bile hep ikinci planda kalır Macbeth'in hırslarının gölgesinde. Cadılar yine ona keza erkek mi kadın mı belli olmayan ucube, evet, varlık olarak tanımlanırlar ki orta çağda yıkıldıklarını biliyoruz. Hani bir de cadı imgesinin, hı-hı, o boyutu var. Şu anda cadı neye deniyor, kime deniyor, o bir soru işareti. Ve hani o noktada da katilin kehanetten kaynaklı bir, yani cinayetin kehanet kaynaklı mı olduğu, Macbeth'in kendisinin mi katil olduğu, Lady Macbeth'in mi katil olduğu, sistemin kendisinin mi katil olduğu hep bir soru işaretidir. Biz de bu oyunda o biraz soru işaretinin altını deşiyoruz aslında. Daha doğrusu hani Lady Macbeth'ten çok cadılar deşiyorlar. Lady Macbeth onların biraz kuklası oluyor.
onları yönlendiriyor ve tarihe bir yolculuk. İzleyiciyi farklı düşündüreceksiniz arkadaşlar. Evet. Yani bir soru işareti değil mi? Ters köşe. Evet, sizlere de gelelim cadılarımızla. Evet, sizler neler söyleyeceksiniz? Yani işte amaç o zaten. Adını söylese önce. Ayça. Ayça. Yurt Arslan. Yurt Arslan. Hı-hı. Biraz gıcık bir soyadım var. Yok estağfurullah. Güçlü. Yani onun dışında farklı boyuttan baktırmaya çalışıyoruz zaten. Yani bu geleneksel her şeyi yıkıp, çünkü ben de ilk aldığım zaman bir aa falan olmuştum. Tabii. Sonra içine girdikçe hissettiniz? Ya elime gelmesi benim tekstin çok garip oldu. Çünkü ben teksti oyun içinde öğrendim. Herkes öyle. Bayağı yani hani direkt böyle başlayıp falan. İlerledikçe bir şeyler kattığını görüp, yani önce kendi kattıklarıyla ilgileniyorsun. Oyunun sana ne kattı falan derken, sonra metne bir anda oha falan böyle hani bu ne yani oluyorsun. Ve orada bir şey kopuyor yani. Oyun bir yerde içine alıyor ve bu sana yansıyor derken bütün bir ekibe yansıyor. Ve umarım seyirciye de yansıyacak. Oynarken etkileniyorsunuz o zaman değil mi çok? Oynarken çok etkileniyoruz. Yani arkadaşlar etkileniyorsunuz çok büyük ihtimalle. Çok hissedip çok bir şeyleri yapıp hani. Hı hı. Değil mi? Etkileniyor musun? Evet, evet etkileniyorum. Gerçekten cadı gibi misin? Bunun için ya oyunda kullanılan bazı adını faktörler söyle var. Önce. Nilay ben. Evet. Aa öyle mi? Koreografım aynı zamanda oyunun. Oyun etkilediği için seyirciyi bizim ilk olarak bir şey geliştirmemiz gerekiyordu. Bağışıklık. Mesela bunun için çok çalıştık provalarda. Ne kadar sürdü provanız? Ne kadar sürdü provamız toplamda? Toplamda 3 ay mı? Onların evet. Dahiliyet süreçleriyle alakalı bir ay, bir buçuk ay gibi. 2 ay. Oyunu Neslihan'a ilk anlatınca ben de çok şaşırdım. Yani metninden çok oyunun amacı çok önemli aslında. Neslihan anlatıyor, ben nasıl yani? Ha, olamaz böyle bir şey gibi tepkiler. Önce kendini sorguladınız değil mi? Şimdi de izleyiciye sunuyorsunuz o sorgulamayı. Evet, o yüzden önemli bence. Amacımız önemli. Yaptığımız şeyi de önemsiyoruz hepimiz. Evet. Burası da bizim için çok önemli. Yani bir şeyler öğretmekten ziyade hayata karşı bize çok şey öğretti. Hem kendimizle ilgili, hem insan ilişkileriyle ilgili çok önemliydi yani bu bizim için. Evet. Peki bu halkalar var, akrobasi kimler yapacak? Hepiniz mi arkadaşlar? Evet, aslında evet, hepimizin halkada belli pozisyonları, pozları var. Belli hareketleri var. Onları nasıl hep birlikte yapıyoruz. Yani onları çok güzel çalıştık. Sitten birisi mi geldi yardıma? Yok, Nilay arkadaşımız yaptı koreografiyi. Ben dans kökenliyim aslında. Ha, evet. Oyunculuk değil de dans benim alanım. O şekilde zaten bu oyunla kesiştik. Hep beraber çalıştık. Çalıştınız. Aynen. Döneyim tekrar sana. Evet, çalışma aşaması tabii ki hepimiz için biraz zorlayıcı oldu. Sonuçta sürekli yaptığımız bir şey değil halkalarda dans etmek ya da bir pozda durmak. Evet, bize çok şey kattı arkadaşımın da dediği gibi. Hem iç hem dış yolculuk gibi değerlendirmek lazım aslında bu oyunu biraz da. Evet, seyirci izlediği zaman onlar bizim bir dış yolculuğumuz gibi görüyor ama biz bu oyuna çalışırken kendi içimizde çok yolculuk yaptık. Kendi içimizdeki o idi, egoyu vesaireyi bulup ortaya çıkarıp bizim içimizdeki o ilkel insan nasıldır acaba, o cadı nasıldır acaba diye çok atölye çalışmaları da yaptık burada ve bu çok besleyici oldu oyun için. Evet, oyunu çok hissediyoruz. Hem bizden hem gözlemlediğimiz şeylerden yararlanarak aslında oynuyoruz bunu. Kafa çok karıştırıcı, ilginç bir oyun. Karıştırıcı. Ben bile şaşırdım yani, izleyicilerimiz de bir şey anladım bilmiyorum. Anlamak için gelip izlemek gerekiyor zaten. Sen de yani, neler söylüyorsun? Asya'ydı değil mi? Evet. Senin adın neydi? Funda Pınar Gözü. Asya. Özkök. Evet. Asya Özkök. Şöyle bir mikrofonu vereyim mi Asya? Ha, rahat konuş. Çok heyecanlı şu an. Estağfurullah. Alayım hemen rahatlayınca. Sevgili izleyiciler, sahne alacaklar. Onun da heyecanı var. Diyorlar ki kısa kes. Evet, ilk. Bu benim ilk aslında profesyonel oyunum. Aa, evet. Yani hani bu oyun nasıl işte nasıl çıktı? Hani çok basit bir soru ama cevabı o kadar basit değil aslında gerçekten. Hı-hı. De. Açıklaması çok zor yani. Hani belki benim ilk oyunum diye ama hani yani buraya geldikten sonra işte Neslihan'ın da oyunu anlatmasıyla şeyiyle yani o anlattıkça daha böyle hani daha en başında o heyecanı ben hissettim zaten ve dedim hani bu işin bir parçası olmak istiyorum. İlginç olacak çünkü yani. Değil mi? Hani çok farklı deneyimler yaşadık. Çok eğlendik, işte sinirlendik, modumuz düştü, yükseldik. Yani çok her şey çok
fazla yaşadık ve birlikte yaşadık, o önemli. Kavga aslında. Kavga ettiniz mi arada? Öyle değil, böyle filan. Böyle mi yapsak acaba? Yani hep çok uyum mu vardı aranızda? Evet, yani çelişkiler yaşadınız mı? Yani çok tartıştık. Hani bunu nasıl yapalım? Bunu nasıl demek yapalım istiyorum. Ama çok güzel sonuçlar doğurdu o tartışmalarımızda. Hani bunu şöyle mi yapsak? Ya evet, burası böyle olsa daha iyi olur gibi. Hem birbirimizi besledik hem de birbirimizden beslendik. O çok önemli, çok değerliydi. Yani daha ikinci oyunumuzu oynayacağız ama yani her seferinde biraz daha böyle her oyunda heyecanımız artıyor. Umarım hiç bitmez yani. Ay harikasın ya. Neslihan Hanım, birazcık daha açalım biz oyunu. Lady Macbeth. Lady Macbeth'in kabusunu mu? Kabusunu yani izleyecek seyirci. Kabusunu izleyeceğiz. Evet, yani Lady Macbeth'i onu o sürece getiren, sürükleyen, o sürükleyen sanrısı gibi, biraz daha Freud yani aslında bir yerden. Zaten uykuyla başlıyor, geldiklerinde görecekler seyircimiz ve uykudan ölüme giden süreç bitiyor gibi bir durum var. Bütün o Lady Macbeth'i ölüme götüren, deliliğin sınırlarında gezdiren şey aslında ne? Yani biraz arka planına bakıyoruz. Çünkü o hani çık elimden korkunç leke dediği şeydeki o korkunçluk leke mi? Kan lekesi mi? Yoksa lekeden kastımız ne? Beyindeki bir lekesi mi? Deyip biraz şizofrenik de bir yere götürüp yani onu çok söylersem çok mu ipucu var? Şimdi bir de Macbeth'in hırsı dediniz. Lady Macbeth aslında değil, daha geri planda ama eşinin hırsı yani yüzünden Macbeth'in dediniz. Şöyle, tam tersi biliniyor gibi sanki. Yani, evet tam tersi biliniyor ama neden şöyle. Neden böyle değişti anlayamadım. Anlayacağız sevgili izleyiciler soruyor. Lady Macbeth'in de tabii ki hırsları var ama bir kadının hırsıyla bir erkeğin hırsı aynı yerden çıkmıyor aslında. Erkek yıkımcı, daha farklı değil mi? Evet, kadının daha farklı yerlerden hırsları oluyor. İşte ana metinde özellikle şey derken Macbeth'e, sana karar verdiren umut sarhoş muydu? İşte aşkını da böyle bileceğim bundan sonra diyor. Daha duygusal bir yerinde hala aslında. Çünkü bir kadın olduğunu hep unutup, çünkü kadın bir iktidara geldiğinde de erkekleşir gibi bir algı var ya, yine o ataerkil yapıdan kaynaklı. Lady Macbeth de öyle ataerkil bir yere koyuyoruz ve hep oradan ele alınmış tarih boyunca. Onu biraz da kırmak istedim. Çünkü Lady Macbeth kadın ve o kadınlık durumunu oyunda hepimiz cadılarda da yine aynı şekilde ön plana atalım, gösterelim ve o kadınlık durumu nereye götürüyor? Tarihte başka, çünkü oyunda sadece Lady Macbeth yok. Medusa var, Theodora var, bir rahibe var. Tarihle olan işte o bellek hesaplaşmasına da biraz girip Lady Macbeth'in rüyalarında Medusa ile hesaplaşması, rüyasında Theodora ile, yani siz bir şey dediniz, kuklalarla yılanlar değil. Bizim oyunda da yılanlar var mesela. Ama yılanlar nasıl var acaba? Çok ilginç. Gerçekten ilginç. O yüzden buradayız zaten. Dedim ki yani biz Macbeth'i seyretti izleyicilerimiz, bir de sizinkiyle tanışsınlar. Siz farklı kulvardan bakacaksınız olaya şimdi. Yani Lady Macbeth'in korkuları, cinayetten sonraki ruh hali, psikanaliz, cadılar. Psikanaliz aslında. Neden cadılar da var mesela? Cadılar aslında çok da cadı, yani evet cadı isimleri onların ama cadı olmadıklarını finalde, yani bir yerde. Finalde görüyoruz. Çünkü ben Lady Macbeth'in şizofren olduğunu düşünüyorum. Yazarından buyurun bakalım. Aynı zamanda bir de element durumu var. Evet. Yani cadılar aslında sadece cadı da değil, evet, doğayla da iç içeyiz. Yani toprak, hava, su, sen şimdi ateş, başka bir yere öyle mi?
zayıf. Yani Shakespeare'in de çünkü paganizm bağlantıları çok fazla diğer tekstlerde de. İşte Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda ya da işte Fitch Edmund'un bir şeyi vardır, repliği. Hey doğa, tanrıçam sensin benim. Evet. Ben senin yasalarının kulu kölesiyim Shakespeare der. Shakespeare öldükten sonra eserleri zaten çok öne çıktı kendisi, değil mi? Yazık, yaşarken çok hissetmemiş. Yani Shakespeare'i anlayan bir yerden yaklaşmaya çalıştım. Çünkü Shakespeare her ne kadar ataerkil imgelerle algılansa da tam tersi bir yerinde çok paganist, çok tanrıça kültünün altında, yani bir test çalışması gibi olmuş değil mi Neslihan? Evet evet, o yüzden diyorum işte yani bilimsel de bir şey yapıyoruz olmuş. Dediğim gibi hem nörologlarla çalıştık hem başka bayağı ciddi yerlerden ciddi beslenildi. Çalışmışlar evet. kostümlerden söz edelim arkadaşlar. Kostümleriniz nasıl? Şöyle bir ne giyeceksin mesela? Ayrılmayın bizden sevgili seyirciler. Şaka yapıyorsunuz çocuklar. Hadi ya. Evet. Yani şöyle Türkiye'de yaşamıyorsak bence dırı çıplak, hatta kendime çıplak çıkmayı düşünüyordum sahneye ama. Nasıl yani? Çıplaklık algısıyla biraz oynamak istedim ama şartlar müsait. Vay canına. Ay. Bugün farklı şeyler hissedeceğiz. Ha, yani sormayacağım o zaman ne giyiyorsunuz diye. Ne giyiyorsunuz mesela? Şaka yapıyorsunuz arkadaşlar. Makyajımız nasıl peki? Yani o da böyle sıra dışı herhalde. Grotesk. Değil mi? Ürkünç birazcık. Hani Medya Kale'deki gibi kanlı kanlı falan böyle gibi. Yani. Sizin sır küpleri. Sizin sır küpleri. Bir şey söylemeyeceksiniz. Neyse. Sevgili seyirciler. Evet. Gelip görün. Arkadaşlar tek perdelik değil mi bu oyun? Evet. 50 dakika. Yani Lady Macbeth'i farklı bir kulvardan süzgeçten geçireceğiz. Farklı algılayacağız. Neden böyle yapmış? Olay döngüsünü, çevresel olayların onunla bütünlüğü falan filan falan filan gibi. Mi? Gibi. Gibili gibili. Çok yani tekstin üzerine hani herhangi bir oyunda dramaturji yaparken evet işte söylemi şudur, derdi şudur, çatışması şudur denilebiliyor. Dramatik metinler için özellikle ya da işte epik metinlerde, ki postmodern metinlerde biraz daha farklı. Bu oyunda ben herhangi bir üsluba bağlı kalmak istemedim. O yüzden disiplinler arası diyorum. Yani akrobasi de var. Akrobasi var. Müzik var değil mi? Müzik mesela Cemre Kabaş yaptı müzik tasarımlarını. Hı-hı. Kendisi zaten ses mühendisi ve 4 farklı frekansta gerçekten bir mühendislik harikası çıkarttığını düşünüyoruz ki hani onun müzikleriyle biz provaları hani kapatıp böyle gözümüzü meditasyon gibi ışıkları kapatıp o DMT'nin etkisini önce biz kendi içimizde, yani ilk kobay bizdik, deney hayvanı bizdik. Ay evet ya. Ve Cemre'nin sayesinde yani oyunun hani %50'si resmen oyun duygusal sayısı, içine girmişsiniz olayın. Ya bu yüzeysel oyunculuk değil. Bunu hissetmişsiniz arkadaşlar. Değil mi? Öyle olması gerekiyordu çünkü öyle bir metin zaten Neslihan'ın yazdığı ve oyun da öyle bir şeye götürüyor. Beş duyuyla orada birlikte seyirci bir deneyimin parçası olacak aslında. Yani biraz önce Funda şey dedi, hani içsel bir yolculuktu, seyirci bizim o dış tarafını görecek diye. Biz seyirciye kendi iç yolculuğumuzun dışını gösterirken seyirciyi de kendi içsel yolculuğuyla baş başa bırakıyoruz aslında oyundan sonraki geceki uykusunda, REM sırasında. REM sırasında. Oh. Çok şey öğreneceğiz. Seyretmemiz gerekiyor kesin. Sahi mi? Tatlı uykular diyorsunuz. Peki arkadaşlar gelelim tiyatro Vira'ya. Siz nasıl bir araya geldiniz? Ne zaman kurdunuz? Neden güldünüz? Tiyatro Vira 3 yıl önce kuruldu. Evet, daha yenisiniz, ne güzel. 3 yıl önce böyle kuruldu. Böyle iddialı oyunlara imza atarız diyorsunuz, öyle mi hep beraber? Bakalım daha. Vay. 3 yıl önce kurulduğunda yani bir tiyatro kurma fikri bende, yani işin buraya geleceği aslında yoktu. Benim için biraz enkazın altında kalmaktı. İlk oyununuz ne diyeyim? Olmak ya da olmamaktı. O da böyle Shakespeare'in repliğinden çıkıp meddah vardı o sahnede. O da yine böyle. O da farklıydı. Ay şaka gibi. Tiyatro Vira ilginçlikler. Tiyatrosu. Yani bir geminin keşif yolculuğu diyorum. Ben gerçekten hani bir gemi biz limandan ayırıyoruz. Fırtınalarla karşılaşabiliriz ama işte yani bir mürettebat var. Mürettebat ne kadar denizi biliyorsa, denizi tanıyorsa o kadar o gemi yol alıyor gibi bir durum var. İlk olmak ya da olmamak 6 oyun oynayabildi. Bu yıl bayağı bütün bir sezon buradayız gibi duruyor. Buradasınız, yani devam edeceksiniz. Yani limanımız Karakutu oldu, Egemen sağ olsun. Hep Karakutu'da, tünelde, Beyoğlu tünelde Karakutu tiyatrodalarmış. Evet. Evet. İnternetten tarihli her cuma bir de her bunu cuma, söylüyorlar. Yani şu an plan o. Plan her cuma o. Ama değişebilir, internetten öğrenebilirler. Instagram, Facebook sayfası. Oyunumuzun adı Lady Macbeth ve diğerleri. Evet, bu şekilde. Tiyatro Vira'nın da kuruluşu daha önceki bir yine başka bir röportajda mı şeyde yapmıştık biz değil mi?
22'sine göndereceğim bir şeydi. Öyle bitirebilir miyim? Anladım. Şöyle bir desturla kuruldu aslında. Benim ustam Ferhan Şansoy. Nöbetçi tiyatrodan orta oyunculara sevgilerimizi çıktım. Gönderiyoruz burada. Ve onun bir işte nöbetçi tiyatrosu vardı. Bende serseri tiyatro var. Seyircili seyir defteri yaptığında oyununu gemide tiyatro yapıyordu. Ve orada söylediği bir şarkıda söz vardı. Varsın bozuk olsun pusula, sular nereye götürürse. Karalar çok sınırlı, dünya denizden ibaret. Vira demir. Eyvallah! Oo. gibi bir desturla çıkıldı yola. Öyle de devam ediyor. Yani vira daha oradan geliyor aslında. Muhteşemsiniz. Yolunuz açık olsun. Daha yeni bir tiyatro, 3 yıllık. Sevgili izleyiciler, mutlaka gelip çiçeği burnunda gerçekten de mutlaka gelip sezonda görün diyoruz. Tiyatro Kara Kutu'da sahne alacaklar her zaman. İsimlerinizi tekrar bir tek tek alalım arkadaşlar. Nilay Virani. Ayça Yurtarsan. Neslihan Çakıner. Funda Pınargözü. Asya Özkök. Ben Nedret Avşar. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Sizler seyretmeye devam edeceksiniz. Ben programı burada kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere tekrar diyoruz. Farklı bir sanat dalında ve ilginç sanatlarla ilgili yine bir araya geleceğiz sevgili izleyiciler. Böyle izlenmemiş farklı oyunların peşindeyiz ya da sanatsal etkinliklerin en güzelini, en yenisini, en sürprizisini sizlerle buluşturmak amacım her zaman. Lütfen bizleri takip etmekten vazgeçmeyin. Sosyal medya sayfalarımızdan da görebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yüzünüzden gülücükler. Hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın. Hoşça kalın. Bu düpedüz bizim sesimiz. Ses bir yanılgı. Duymak istediğini duyacak insanoğlu. Canavar diyecekler kadına. Medusa! Uyuyor. Sakın uyandırma. Gözlerine bakan kadınlara karışır. İşin canavar. Uyuyan elleri uyandırmadan bulunmalı zaten. Canlıların ölümünü çözümlerinden sadece... Korkunç! Güçlü olmak
erkekler savaş meydanlarına gönderilmek içindir.